Arkadaşlar bugünkü dersimiz kelama giriş dersinin çıkmış dönem sonu sınav soruları. Arkadaşlar diğer derslerin videolarını çektim. Bu ikinci sınıfların son dersi. Muhakkak onları da izleyin. Şimdiden sınavda hepinize başarılar diliyorum. Kelama giriş çıkmış dönem sonu final soruları başlıyoruz. Hangisi kelam ilminin doğuşunu hazırlayan ilk ihtilaf sebeplerinden birisi değildir? Kur'an ve hadis metinlerinin toplanması kelam ilminin doğuşunu hazırlayan ilk ihtila sebeplerinden birisi değildir. Kur'an ve hadis metinlerinin toplanması. Hangisi maturidilik mezhebinin görüşlerinden birisi değildir. Büyük günah insanı dinden çıkarır ifadesi maturidilik mezhebinin görüşlerinden birisi değildir. Büyük günah insanı dinden çıkarır ifadesi. Hangisi kelam ilminin gayelerinden birisi değildir fıkhi meselelerde derinleşmek kelam ilminin amaçlarından birisi değildir. Fıkhi meselelerde derinleşmek. Ebu Hanife'nin itikadi görüşleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Haberi ispatlar zahir üzere anlaşılmamalı ve tevil edilmelidir. Bu ifade Ebu Hanife'nin itikadi görüşüyle ilgili yanlıştır. Haberi ispatlar zahiri üzere anlaşılmamalı ve tevil edilmelidir ifadesi yanlıştır. Mu'tezile'de kadim varlıkların çokluğunu ifade etmek için kullanılan terim hangisidir? Teaddüdü kudema. Yukarıdaki ifadeyi hiç okumuyorum. Gerek e, bulmuyorum. Mu'tezile'de kadim varlıkların çokluğunu ifade etmek için kullanılan terim Teaddüdü kudema. Hangisi Nevvetül Ulema adıyla bir teşkilat kurmuştur? Şibli Numani Nevdetül Nedvetül Ulema adıyla bir teşkilat kurmuştur. Şibli Numani. Hangisi yeni ilmi kelamın Mısır'daki öncülerindendir? Muhammed Abduh yeni ilmi kelamın Mısır'daki öncülerinden bir tanesidir. Muhammed Abduh. Yeni ilmi kelam alimlerinin İslam'ın hukuki, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerini savunmalarının sebebi hangisidir? oryantalistlerin ve İslam toplumundaki batıcıları, batıcıların batıcıların İslam'ın bu yönlerine de saldırması sebebiyle yeni ilmi kelam alimlerinin İslam'ın hukuki, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerini savunmalarının sebebidir. Oryantalistlerin ve İslam toplumundaki batıcıların İslam'ın bu yönlerine de saldırmasından dolayı. Boşluk doldurma sorulmuş cevabımız kadim, Allah'ın ilmine öncesiz ve sonrasız olması bakımından kadim bilgi denilmiştir. Allah'ın ilmine öncesiz ve sonrasız olması bakımından kadim bilgi denilmiştir diyoruz. Kelamın İslam'ın inanç esaslarını ispat ve savunu işlevi için temel aldığı asıl kaynak hangisidir? Kur'an Kelamın, İslamın inanç esaslarını ispat ve savunu işlevi için temel aldığı asıl kaynak hangisidir? Kurandır diyoruz. Soruları genelde iki defa okuyorum ki akılda daha kalıcı olabilsin. Biliyorsunuz ki bizim kanalın zaten amacı e, akılda kalıcılığı sağlayabilmek. Kesinlik düzeyinin en üst noktasına bulunan ve yalanda birleşmeleri imkansız görülen bir topluluğun verdiği habere ne ad verilir? Mütevatir haber kesinlik düzeyinin en üst noktasına bulunan ve yalanda birleşmeleri imkansız görülen bir topluluğun verdiği habere mütevatir haber denir. Tekvin'i sormuş. Tekvin, mutezle ve eşariye, subuti ve selbi sıfatların yanında Allah'ın kudret sıfatının taluku tecellisi ile ortaya çıkan fiilleri ayrı bir kategoride düşünmüşler ve bunlara fiili sıfat adını vermişlerdir. Maturidiye ise fiili sıfatların diğer sıfatlar gibi kadim olduğunu düşünerek bunları subuti sıfatlardan kabul etmişler ve bu sıfata tekvin sıfatı adını vermişlerdir. Allah'ın subut sıfatlarından Allah'ın yarattığı varlıklara vahide bulunması yani onlara sözlü olarak hitap etmesi anlamına gelen sıfat kelamdır. Allah'ın subut sıfatlarından Allah'ın yarattığı varlıklara vahiyde vahide bulunması yani onlara sözlü olarak hitap etmesi anlamına gelen sıfat kelam sıfatıdır. Diyoruz. Hangisi selbi sıfatlarından birisidir? Vücut. Selbi sıfatlarından birisidir? Vücut. Maturidilik'in bir kelam okulu olarak tarihte yer almasını sağlayan kelamcı hangisidir? Ebul, ebul mu'in en nesefi. Maturidilik'in bir kelam okulu olarak tarihte yer almasını sağlayan kelamcı hangisidir? Ebul mu'in en nesefi. Fadihatül Batıniye isimli reddiyeyi kaleme alan eşari alim kimdir? Gazalidir. Arkadaşlar bakın uzun uzadıya okumaya gerek olmadığını düşünüyorum. Bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Fadihatül Batıniye isimli reddiyeyi kaleme alan eşari alim kimdir? Gazalidir diyoruz. Kelam alanında eser yazımının başlamasının temel sebebi hangisidir? İnanç konuları üzerine kelami tartışmaların başlaması. Kelam alanında eser yazımının başlamasının temel sebebi hangisiymiş? İnanç konuları üzerine kelami tartışmaların başlaması. Metinden hareketle sufilerin haber dışındaki diğer bilgi kaynakları hangisidir? Keşif ve ilhamdır. E, sufilerin haber dışındaki diğer bilgi kaynakları keşif ve ilhamdır. Şu kısmı da okuyalım. Haliyle sufiler kelamcıları ile haberin bilginin kaynaklarından birisi olduğu hususunda hem fikirken aklın ve duyuların bilgi kaynağı olması hususunda fikir ayrılığı içindedirler. Metinden hareketle sufilerin haber dışındaki diğer bilgi kaynakları hangisidir diye sormuş. Keşif ve ilhamdır diyoruz. Hangisi Gazali'nin ilimler taksiminde külli olarak nitelediği kategoride yer almaktadır? Kelam. Gazali'nin ilimler taksimine külli olarak nitelediği kategoride yer alan e, şık kelamdır diyoruz Farabi yapmış olduğu ilimler tasnifinde kelamı hangi kategori içerisinde değerlendirmiştir medeni ilimler Farabi yapmış olduğu ilimler tasnifinde kelamı medeni ilimler kategorisi içerisinde değerlendirmiştir hangisi Hz Osman'ın şehadeti ve Cemel ve Sıfı'ın olayları sonucunda ortaya çıkan kelami problemlerden bir tanesi değildir. Kırtas hadisesi. Hangisi Hazreti Osman'ın şehadeti ve Cemel ve Sıfı'ın olayları sonucunda ortaya çıkan kelami problemlerden bir tanesi değildir. Kırtas hadisesi bu problemlerden bir tanesi değildir. Ebu Hanife'ye göre hangisi küfre düşme sebebi değildir? Kur'an'da belirtilen hükümlerle amel etmemek Ebu Hanife'ye göre küfre düşme sebebi değildir. Kur'an'da belirtilen hükümlerle amel etmemek. Kelam ilmi ele aldığı problemlerin çözümünde metod itibariyle tefekkür, düşünme ve akıl yürütmeyi esas aldığı için hangisiyle adlandırılmıştır? Nazar ve istidlal ilmi. Kelam ilmi ele aldığı problemlerin çözümünde metod itibariyle tefekkür, düşünme ve akıl yürütmeyi esas aldığı için hangisiyle adlandırılmıştır? Nazar ve istidlal ilmi ile adlandırılmıştır hangisi maturidilerle eşariler arasındaki farklardan birisi değildir. Mucize konusu maturidilerle eşariler arasındaki farklardan bir tanesi değildir. Mucize konusu. Mutezile İslami çağrının yayılması ve dalalette olanların hidayete ermesi için ilkelerden hangisini ortaya koymuştur? Emir bil maruf nehi anil münker. Mutezile İslami çağrının yayılması ve dalalette olanların hidayete ermesi için ilkelerden hangisini ortaya koymuştur diye sormuş. Emir bil maruf nehi anil münker. Hangisi yeni ilmi kelam dönemi alimlerinin ortak özelliklerden birisidir? Olaylara eleştiriler bakmaları ve mezhep taassubundan uzak durmaları yeni ilmi kelam dönemi alimlerinin ortak özelliklerinden birisidir olaylara eleştiriler bakmaları ve mezhep taassubundan uzak durmaları. Rönesans'tan sonra gelişen materyalizm, pozitivizm ve psikolojik tekniklere karşı kelam ilmiyle cevap vermeye çalışan hareket hangisidir? Yeni ilmi kelam hareketi bu önemli bir sorudur. Muhakkak aklınıza tutmaya çalışın. Rönesans'tan sonra gelişen materyalizm, pozitivizm ve psikolojik tekniklere karşı kelam ilmiyle cevap vermeye çalışan hareket hangisidir? Yeni ilmi kelam hareketi Hangisi yeni ilmi kelam hareketinin öne çıkardığı hususlardan birisi değildir? Allah'ın sıfatları yeni ilmi kelam hareketinin öne çıkardığı hususlardan birisi değildir. Allah'ın sıfatları. Kelamda akıl yoluyla hüküm çıkarma metoduna neyat verilir? İstinbat. Kelamda akıl yoluyla hüküm çıkarma metoduna istinbat ismi verilir. Ahad haberi defalarca sormuşlar tek kişinin veya yalan üzere birleşmesi imkan dahilinde olan bir topluluğun verdiği habere ahad haber adı verilir. Tek kişinin veya yalan üzere birleşmesi imkan dahilinde olan bir topluluğun verdiği habere ahad haber ismi verilir. Yine kadimi sormuş. Allah'ın ilmine öncesiz ve sonrasız olması bakımından kadim bilgi denilmiştir. Bundan önceden okumuştuk. Hangisi Allah'ın selbi sıfatlarındandır? Muhalefetün lil havadis Allah'ın selbi sıfatlarındandır. Muhalefetün lil havadis Allah'ın selbi sıfatlarından bir tanesidir. Hangisi kelamcılara göre Ferin özelliklerinden birisi değildir? Kadim olması kelamcılara göre Ferin özelliklerinden birisi değildir. Kadim olması. Benzerlerin yenilenmesi anlamına gelen terim hangisidir? Teceddüdi emsal benzerlerinin yenilenmesi anlamına gelen terim hangisidir? Teceddüdi emsal. İslam'ın ilk döneminde kelam alanında eser telifi görülmemesinin temel sebebi hangisidir? Hz. Muhammed'in toplum içinde var olması ve vahiy sürecinin halen devam etmesi. İslam'ın ilk döneminden kelam alanında eser telifi görülmemesinin temel sebebi hangisiymiş? Hz. Muhammed'in toplum içinde var olması ve vahiy sürecinin halen devam etmesi. Hangisi el fukhul ekberde yer alan konulardan birisi değildir? Madumun şey olup olmadığı el fukhul ekberde yer alan konulardan birisi değildir. Madumun şey olup olmadığı. Reddiye'yi sormuş. Reddiye, İslam dışı din ve fikir akımları ile müellifin bağlı olduğu ek olan muhalif fırkaların görüşlerinin değerlendirilip yanlışlığın ortaya konulmaya çalışıldığı yazım türünü ifade eder. Reddiye neymiş? İslam dışı din ve fikir akımları ile müellifin bağlı olduğu ekole muhalif fırkaların görüşlerinin değerlendirilip yanlışlığının ortaya konulması konulmaya çalışıldığı yazım türünü ifade eder reddiye. Atomcu Nazariye'yi sormuşlar boşluk doldurmaca. Farabi ve i̇bn Sina kelamcıların yoktan yaratmayı ispat etmek için kullandıkları Atomcu Nazariye'yi reddeder. Farabi ve i̇bn Sina kelamcıların yoktan yaratmayı ispat etmek için kullandıkları atomcu nazariyeyi reddeder. Farabi yapmış olduğu ilimler tasnifinde kelamı hangi kategori içerisinde değerlendirmiştir? Medeni ilimlerde değerlendirmiştir demiştik. Felsefecilerin ilim tasnif, tasniflerinde en önemli kriter hangisidir? İlmin konusu olan varlığın mahiyeti. Felsefecilerin ilim tasniflerinde en önemli kriter hangisiymiş? İlmin konusu olan varlığın mahiyeti. Ebu Hanife'nin akaide dair yazdığı eser hangisidir? El Fukhul Ekber. Önemli bir sorudur. Ebu Hanife'nin akaide dair yazdığı eser El Fukhul Ekber'dir diyoruz. Hangisi kelam ilminin doğuşunu hazırlayan ilk ihtilaf sebeplerinden birisi değildir? Kur'an ve sünnet metinlerinin toplanması kelam ilminin doğuşunu hazırlayan ilk ihtilaf sebeplerinden birisi değildir. Kur'an ve sünnet metinlerinin toplanması demiştik. Ebu Hanife'nin itikadi görüşleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Büyük günah işleyen münafıktır ifadesi yanlıştır. Bu soruyu da ikinci defadır okuyoruz. Muhtezile ile ilgili hangisi yanlıştır? Akla önem verirken nakli hiçe saymışlardır. Bu ifade muhtezile ile ilgili yanlıştır. Akla önem verirken nakli hiçe saymışlardır ifadesi yanlıştır. Maturidiliğin temel görüşlerinin hangisi? Maturidiliğin temel görüşlerinden birisi değildir. İmamet, maturidiliğin temel görüşlerinden bir tanesi değildir imamet. Ruh ve düşünce gibi cevherlerin aktif, dinamik ve değişmez bir prensip olan maddenin tezahürü olduğunu öne süren akım hangisidir? Materyalizm. Ruh ve düşünce gibi cevherlerin aktif, dinamik ve değişmez bir prensip olan maddenin tezahürü olduğunu öne süren akım hangisiymiş? Materyalizmdir diyoruz hangisi Muhammed Abduh'un yeni bir kelam arayışına zemin hazırlayan eleştirilerinden birisi değildir. Toplumun ihtiyaç duyduğu konulara öncelik verilmesi, Muhammed Abduh'un yeni bir kelam arayışına zemin hazırlayan eleştirilerinden bir tanesi değildir. Toplumun ihtiyaç duyduğu konulara öncelik verilmesi. Modern rasyonalizme yakın bir tavır sergilemiş, Newton'un maddeyi esas alan felsefesinden etkilenmiş. Buraya kadar okuduk, soruyu okuyalım tanıtılan yeni ilmi kelam alimi hangisidir? Şibli Numani. Şibli Numani'nin nasıl özellikleri varmış? Modern rasyonalizme yakın bir tavır sergilemiş. Nifton'un maddeyi esas alan felsefesinden etkilenmiş. Kim? Şibli Numani. Kelamda bir bilgi kaynağı olarak akıl ile ilgili hangisi yanlıştır? Maturidilere göre akıl, tikel şeyler hakkında iyi kötü hükümlerini verebilir. Bu ifade Kelamda bir bilgi kaynağı olarak akıl ile ilgili yanlıştır. Maturidilere göre akıl diker şeyler hakkında iyi kötü hükümlerini verebilir ifadesi yanlıştır. Aksine ihtimal verilmeyecek şekilde anlamların birbirinden ayırt edilmesi şeklindeki bilgi tarifinde bilgi edinme yollarından hangisinin rolüne vurgu yapılmıştır? Akıl. Aksine ihtimal verilmeyecek şekilde anlamların birbirinden ayırt edilmesi şeklindeki bilgi tarifinde bilgi edinme yollarından hangisinin rolüne vurgu yapılmıştır? Akla vurgu yapılmıştır. Kelamda bilgi kaynağı olan bir haber kavramının tanımı hangisidir? İnsanda aktarma yoluyla hasıl olan gerçeğe uygun bilgidir. Kelamda bilgi kaynağı olan haber kavramının tanımı insanda aktarma yoluyla hasıl olan gerçeğe uygun bilgidir. Cismi cevherden, cismi cevherden ayıran temel nitelik hangisidir? Mürekkep olması cismi cevherden ayıran temel özellik, nitelik hangisiymiş mürekkep olması? Allah'ın selvi sıfatlarından kıyam bir nefsihin anlamı hangisidir? Bir başka varlığa ihtiyaç duymaması. Kıyam bir nefsihi eşittir. Bir başka varlığa ihtiyaç duymaması. Gazali'nin varlık kategorisinde mürekkep olmayan mütehayyiz varlık hangisidir? Cevher. Qazalinin varlık kategorisinde mürekkep olmayan mütehayyiz varlık hangisiymiş cevherdir diyoruz. Hangisi kelam ilminin dönemlerinden olan şerh ve haşiciyelik döneminin özelliklerinden birisi değildir. Felsefenin kelam ilmiyle iç içe geçtiği ilk dönemdir. Bu ifade kelam ilminin dönemlerinden olan şerh ve haşiyecilik döneminin özelliklerinden bir tanesi değildir. Felsefenin kelam ilmiyle iç içe geçtiği ilk dönemdir ifadesi bu özelliklerden bir tanesi değildir. İtikadi meselelere dair ilk yazılı metinlerin kelami eser olarak değerlendirilmesine engel teşkil eden en önemli sebep hangisidir? Cedel metodunun kullanılmaması. İtikadi meselelere dair ilk yazılı metinlerin kelam eseri olarak değerlendirilmesine engel teşkil eden en önemli sebep hangisiymiş? Cedel metodunun kullanılmaması. Ebu Bekir el-Bakıllani'nin eserleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Maturidi mezhebinin sistemleşmesine önemli katkı yapmıştır. Bu ifade Ebu Bekir el-Bakillani'nin eserleri ile ilgili yanlış bir ifadedir. Maturidi mezhebinin sistemleşmesine önemli katkı yapmıştır ifadesi yanlıştır. İslam felsefecilerini kelamcılarından kelamcılardan ayıran en en temel husus hangisidir? Südur nazariyesini kabul etmeleri. İslam felsefecilerini kelamcılardan ayıran en temel husus hangisidir? südür nazariyesini kabul etmeleri. İbn Sina südür nazariyesi doğrultusunda kelamcıların kullanmış oldukları atomcu nazariyeyi reddeder. İbn Sina'nın bu yaklaşımının arkasına yatan fikir hangisidir? Yoktan yaratmayı reddetmesi. Hangisi kelama yönelik eleştirilerde bulunan selef alimlerinden birisidir? İbn Kudema kelama yönelik eleştirilerde bulunan selef alimlerinden birisidir. İbn Kudema. Hangisi kelam ilminin üç ana konusundan usul-i selaseden birisidir? İlahiyat, kelam ilminin üç ana konusundan yani usul-i selaseden birisidir. İlahiyat. Hangisi Cehem bin Saffa'nın mutezileye tesir eden görüşlerinden birisi değildir? Kulların fiilleri ezelde takdir edilmiştir. Bu ifade Cehim bin Safanın mutezileye tesir eden görüşlerinden birisi değildir. Kulların fiilleri ezelde takdir edilmiştir. İfadesi bu görüşlerden bir tanesi değildir. Mutezilenin Basra ve Bağdat ekollerini birbirinden ayıran en belirgin fark hangisidir? Hz. Ali'ye yaklaşımları. Mutezilenin Basra ve Bağdat ekollerini birbirinden ayıran en belirgin fark hangisiymiş? Hz. Ali'ye yaklaşımları. Büyük günah helal sayılmadığı müddetçe işlenmesiyle kişiyi dinden çıkarmaz. Görüşünden görüşünde olan mezhep hangisidir? Ehli sünnet. Büyük günah helal sayılmadığı müddetçe işlenmesiyle kişiyi dinden çıkarmaz. Görüşünde olan mezhep hangisiymiş? Ehli sünnet. Ehli sünnet vel cemaanın misyonu hangisidir? İslam toplumunun birlik ve bütünlüğünü korumak, bunu yıkmaya yönelen oluşumlara karşı olmak. Ehli sünnet vel cemaanın misyonu hangisiymiş? İslam toplumunun birlik ve bütünlüğünü korumak, bunu yıkmaya yönelen oluşumlara karşı olmak. İmametin nas ve tayinli olduğunu iddia eden mezhep hangisidir? Şia. İmametin nas ve tayinli olduğunu iddia eden mezhep Şia mezhebidir diyoruz. Hangisi Bağdadi'nin ehli sünnet için değerlendirdiği gruplardan birisi değildir. Teşbih ve tatil anlayışına olan kelamcılar Bağdadi'nin ehli sünnet için içinde değerlendirdiği gruplardan birisi değildir teşbih ve tatil anlayışında olan kelamcılar. Hangisi yeni ilmi kelamı klasik kelamdan ayıran özelliklerden birisi değildir. İslam inanç esaslarının savunulması yeni ilmi kelam yeni ilmi kelamı klasik kelamdan ayıran özelliklerden birisi değildir. İslam inanç esaslarının savunulması. Hangisi yeni ilmi kelamın öncülerinden birisi değildir? Muhsini Fani yeni ilmi kelamın öncülerinden birisi değildir. Muhsinu fani. Yeni ilmi kelam ile ilgili hangisi yanlıştır? Avrupa'da ortaya çıkan bütün düşüncelere karşı koyan bir ilimdir. Bu ifade yeni ilmi kelam ile ilgili yanlış bir ifadedir. Avrupa'da ortaya çıkan bütün düşüncelere karşı bütün düşüncelere karşı koyan bir ilimdir ifadesi yanlıştır. Aklın hiç çaba sarf etmeksizin elde ettiği bilgi türü hangisidir? Zaruri bilgi. Aklın hiç çaba sarf etmek sizin elde ettiği bilgi türü zaruri bilgidir diyoruz. Cüz ellezi la yetecezza olarak ifade edilen kavram hangisidir? Cevher. Cüz ellezi la yetecezza olarak ifade edilen kavram cevherdir diyoruz. Allah'ın ne olduğunu anlatan ve aleme taalluku olan sıfat hangisidir? Subuti. Allah'ın ne olduğunu anlatan ve aleme taalluku olan sıfat Subuti sıfatıdır, diyoruz. Cisimleri arazilerin toplamından ibarettir şeklinde tanımlayan kelamcı hangisidir? Dırar. Cisimleri arazilerin toplamından ibarettir şeklinde tanımlayan kelamcı dırardır. Tek kişinin veya yalan üzere birleşmesi imkan dahilinde olan bir topluluğun verdiği haber, ahad haberdir, demiştik. Önemli bir sorudur, bunu mutlaka aklınızı tutmaya çalışın. Hangisi kelam ile hadis arasındaki karşılıklı ilişkinin unsurlarından birisi değildir? Hadislerin, kelamcıların tüm görüşlerinin doğruluk ve geçerliliğinin sınanacağı bir ölçüt olması ifadesi, kelam ile hadis arasındaki karşılıklı ilişkinin unsurlarından birisi değildir. Hadislerin, kelamcıların tüm görüşlerinin doğruluk ve geçerliliğinin sınanacağı bir ölçüt olması ifadesi bu unsurlardan bir tanesi değildir. Ebu Hanife'nin akaid risaleleri hakkında İfadelerden hangisi yanlıştır? Farsça olarak kaleme alınmıştır. Bu ifade Ebu Hanife'nin Akaid Risaleleri hakkında yanlış bir ifadedir. Farsça olarak kaleme alınmıştır ifadesi yanlıştır. Hangisi kelam alanında eser veren Osmanlı alimlerinden birisi değildir? İbn Kayyim el-Cevziye Cev kelam alanında eser veren Osmanlı alimlerinden birisi değildir. İbn Kayyim el-Cevziye. Hangisi selef çizgisinde yer alıp kelama eleştiren alimlerden birisi değildir? İbnül Melahimi selef çizgisinde yer alıp kelama eleştiren alimlerden birisi değildir. İbnül Melahimi. Hangisi akaid kelam alanında ilk yazılı metinlerde yer alan konulardan birisi değildir? Tekvin sıfatının ezelliliği akaid kelam alanında ilk yazılı metinlerde yer alan konulardan birisi değildir. Tekvin sıfatının ezelliliği Ebu Hanife'nin kelam ilmine verdiği isim hangisidir? el fakhun Ekber demiştik. İlkelerden hangisi Mu'tezile'nin beş esasından birisi değildir? İmamet, Mu'tezile'nin beş esasından birisi değildir. İmamet. Hangisi Kur'an'ın yaratılmış olduğunu savunan ilk dönem kelami şahsiyetlerdendir? Cad bin Dirhem, Kur'an'ın yaratılmış olduğunu savunan ilk dönem kelami şahsiyetlerdendir. Cad bin Dirhem fırka naciye kavramının anlamı hangisidir? Kurtuluşa eren topluluk. Önemli bir soru. fırka naciye kavramının anlamı hangisiymiş? Kurtuluşa eren topluluk. Maturidilerin kader konusundaki görüşü hangisidir? İnsanın ihtiyari fiilleri, kulun istemesi ve Allah'ın yaratmasıyladır. Maturidiliğin kader konusundaki görüşü buymuş. İnsanın ihtiyari fiilleri, kulun istemesi ve Allah'ın yaratmasıyladır. Yeni ilmi kelam alimlerinin İslam'ın hukuki, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerini savunmalarının sebebi hangisidir? Oryantalistlerin ve İslam toplumundaki batıcıların İslam'ın bu yönlerine de saldırması bu soruyu okumuştuk daha önceden. Yeni ilmi kelam döneminin düşünürlerinden İzmirli İsmail Hakkı ile ilgili hangisi yanlıştır? En önemli eserinin adı Tenkihul Kelam'dır. Bu ifade İsmail Hakkı ile ilgili yanlıştır. En önemli eserinin adı Tenkihül Kelam'dır ifadesi yanlıştır. Yeni ilmi kelam hareketine zemin hazırlayan batı kaynaklı fikir akımları hangileridir? Darwinizm, pozitivizm, materyalizm. Bu soru önemlidir. Yeni ilmi kelam hareketine zemin hazırlayan batı kaynaklı fikir akımları Darwinizm, pozitivizm, materyalizmdir. Kelam kaynaklarına göre kesinlik düzeyinin en üst noktasında bulunan haber türü hangisidir? Mütevatirdir demiştik. Muhatabın ikna edilmesiyle kabulü mümkün olan ve konuşma gücüne dayalı delil anlamındaki bilgi türü hangisidir? Hatabi. Hattaptan geliyor herhalde. Bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Muhatabın ikna edilmesiyle kabulü mümkün olan ve konuşma gücüne dayalı delil anlamındaki bilgi türü hangisidir? Hatabidir diyoruz. Hangisi Allah'ın subuti sıfatlarındandır? Kelam. Kelam Allah'ın subuti sıfatlarındandır. Gazali öncesi kelamcıların benimsediği temel iki varlık kategorisi hangileridir? Kadim ve hadis. Gazali öncesi kelamcıların benimsediği temel iki varlık kategorisi kadim ve hadistir. Cefer düşüncesini ilk kez ortaya atan ve savunan mezhep hangisidir? Mutezile'dir her düşüncesini ilk kez ortaya atmışlardır ve savunmuşlardır. Bu hangi mezhep, mezheptir? Mutezile Hangisi el fukhul ekberde yer alan konulardan birisi değildir? Madumun şey olup olmadığı el fukhul ekberde yer alan konulardan birisi değildir. Bu soruyu daha önceden okumuştuk. Hangisi hicri birinci yüzyılda kelam konularına dair kaleme alınan metinlerin ortak özelliklerinden birisi değildir? Belli bir mezhebin görüşlerini açıklamayı hedeflemesi. Kısa açıklamalardan oluşan kelami eser türü hangisidir? Haşiye. Kısa açıklamalardan oluşan kelami eser türü haşiyedir diyoruz. Bakın kısa, az, öz bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Kelamı, siyaset ve fıkıh gibi ameli ilimler içerisinde değerlendirilen İslam filozofu hangisidir? Farabi'dir. Kelamı siyaset ve fıkıh gibi ameli ilimler içerisinde değerlendiren İslam filozofu Farabi'dir, diyoruz. Nass'ın anlaşılmasına sadece Nass'ın zahirine bağlı kalan grup hangisidir? Selefiler. Nass'ın anlaşılmasına sadece Nass'ın zahirine bağlı kalan grup Selefilerdir, diyoruz. Hangisi Selef ve Selef çizgisini takip edenlerin kelama yönelik eleştirilerinden birisi değildir. İnanç esaslarının müdafasında yetersiz kal kalmıştır. Bu ifade selef ve selef çizgisini takip edenlerin kelama yönelik eleştirilerinden birisi değildir. İnanç esaslarının müdafasında yetersiz kalmıştır ifadesi bu eleştirilerden bir tanesi değildir. Manaları açık olmadığından herkesin kolayca anlam veremediği ve bu yüzden çeşitli mezheplerin oluşmasına zemin hazırlayan ayet türlerine ne ad verilir? Müteşabih. Müteşabih neymiş? manaları açık olmadığından herkesin kolayca anlam veremediği ve bu yüzden çeşitli mezheplerin oluşmasına zemin hazırlayan ayet türlerine müteşabih denir. Hangisi kelam ilminin üç ana konusundan usul-i selaseden birisidir? İlahiyat demiştik. Hangisi kader ve irade hürriyeti çerçevesinde kullanılan kavramlardan birisi değildir? Yemin. Kader ve irade hürriyeti çerçevesinde kullanılan kavramlardan birisi değildir. Yemin. Hangisi ilk dönem kelami şahsiyetlerden birisi değildir? Ebu Mansur el-Maturidi ilk dönem kelami şahsiyetlerden birisi değildir. Ebu Mansur el-Maturidi. Hangisi Mutezile'yi ortaya çıkaran sebeplerden birisi değildir? Hadislerin toplanmasına önem vermeleri Mutezile'yi ortaya çıkaran sebeplerden birisi değildir. Hadislerin toplanmasına önem vermeleri. Ehl-i sünnetin büyük günah sahibi hakkında hükmü hangisine verilmiştir? Büyük günah sahibi dinden çıkmaz. Sanıyorum bu soruyu ikinci defadır okuyoruz. Ehl-i sünnetin büyük günah sahibi hakkındaki hükmü hangisiymiş? Büyük günah sahibi dinden çıkmaz. Fırka inancı kavramının anlamı neydi? Kurtuluşa eren topluluk. Önemli bir soru diye söylemiştik. Hangisi maturidilerle eşariler arasındaki farklardan birisi değildir? Mucize konusu demiştik. Hangisi yeni ilmi kelam hareketinin Osmanlı Türkiye'sindeki temsilcilerinden birisidir? Abdullatif Harputi. Yeni ilmi kelam hareketinin Osmanlı Türkiye'sindeki temsilcilerinden birisidir. Abdullatif Harputi. Yeni ilmi kelam hareketine zemin hazırlayan batı kaynaklı fikir akımları hangileriydi? Darwinizm, pozitivizm, materyalizm. Bu soruyu daha önceden okumuştuk. Yeni ilmi kelam döneminde konuların hangisiyle ilgilenilmemiştir? Allah'ın sıfatlarının zatının aynı olup olmadığı. Bu ifade yeni ilmi kelam döneminde konuların hangisiyle ilgilenilmemiştir diye sormuş. Allah'ın sıfatlarının zatının aynı olup olmadığı. Hangisi muhatabın içine edilmesiyle kabulü mümkün olan ve konuşma gücüne dayalı delil anlamında bilgi türüdür? Hata bir bilgi demiştik. Tek kişinin ve yalan üzere veya yalan üzere birleşmesi imkan dahilinde olan bir toplumun verdiği haber şeklinde tanımlanan haber türü ahat haberdir demiştik. Bu soru çok çok önemli defalarca çıkmış. Qazali öncesi kelamcıların benimsediği temel iki varlık kategorisi hangileridir? Kadim, hadis, yine bu soruyu daha önceden okumuştuk. Hangisi kelamcılara göre cevherin özelliklerinden birisi değildir? Kadim olması, kelamcılara göre cevherin özelliklerinden birisi değildir. Kadim olması. Reddiye'yi sormuş, reddiye neymiş? İslam dışı din ve fikir akımları ile müellifin bağlı olduğu ekola muhalif fırkaların görüşlerinin değerlendirilip yanlışlığının ortaya konulmasına çalışıldığı yazım türüne ne ad verilir? Reddiye ismi verilir. Yine bu soruyu daha önceden okumuştuk. Ebu Hanife'nin bir akaid metni olan El Fıkhul Ekber adlı eserinde konulardan hangisinin hangisi yer almaz? Madumun şey olup olmadığı. Bunu da daha önceden okumuştuk. Hicri 1. asırda kaleme alınan itikadi konulara dair ilk yazılı metinler ile ilgili hangisi yanlıştır? Cedel metodu ettiğim biçimde kullanılır. Hicri 1. asılda kaleme alınan itikadi konulara dair ilk yazılı metinler ile ilgili hangisi yanlışmış? Cedel metodu etkin biçimde kullanılır ifadesi yanlıştır. Hangisi selef ve selef çizgisini takip edenlerin, takip edenlerin kelama yönelik eleştirilerinden birisi değildir. İnanç esaslarının müdafasında yetersiz kalmıştır. Bu soruyu daha önceden okumuştuk. Farabi yapmış olduğu ilimler tasvifinde kelama hangi kategori içerisinde değerlendirmiştir diye sormuştu daha önce daha önceden de medeni ilimlerde değerlendirmiştir demiştik. Gazali'nin kelam ilme yönelik tespit ve değerlendirmesi açısından hangisi söylenemez? Avamın da bu ilimle uğraşması son derece faydalıdır. Bu ifade Gazali'nin kelam ilme yönelik tespit ve değerlendirmesi açısından söylenemez. Avamın da bu ilimle uğraşması son derece faydalıdır ifadesi söylenemez. Dinin inançla ilgili hükümlerini kitap ve sünnetten elde eden ilim dalına ne ad verilir? Kelam. Kelam, dinin inançla ilgili hükümlerini kitap ve sünnetten elde eden ilim dalıdır. Kelam. İlk dört halifenin tarihi hiyerarşik sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali. Genelde ben bu tip soruları şöyle yapıyorum. Birincisi ve sonuncusunu bilirsek diğerlerini daha rahat aklımıza tutabiliriz diye düşünüyorum Birinci sırada Hazreti Ebu Bekir var Sonuncu sırada Hazreti Ali var İkinci de Hazreti Ömer Üçüncü de Hazreti Osman var Yani birinci ve sonuncuyu aklımıza tutarsak bu soruyu yaparız diye düşünüyorum Birincisi Hazreti Ebu Bekir ikincisi Hazreti Ömer Üçüncüsü Hazreti Osman Sonuncusu Hazreti Ali Hangisi kader konusunu ve insan fiillerini tartışmaya açanlardan birisi değildir. Ahmet bin Hanbel kader konusunu ve insan fiillerini tartışmaya açanlardan birisi değildir. Ahmet bin Hanbel. Mutezile'nin iki ana koluna isim olmuş şehirler hangileridir? Basra, Bağdat. Mutezile'nin iki ana koluna isim olmuş şehirler Basra, Bağdat. İmametin nas ve tayinle olduğunu iddia eden mezhep hangisidir? Şia mezhebidir demiştik hangisi ehli sünnet vel cemaati ifade eder? Hz. Muhammed ve uygulamasını takip eden topluluktur. Bu ifade ehli sünnet vel cemaati ifade eder? Hz. Muhammed ve uygulamasını takip eden topluluktur. Hangisi kader konusunda Ebu Hanife'nin görüşüdür? Allah'ın ilmi tavsif edicidir. Allah'ın bilmesi zorunluluk gerektirmez. Bu ifade kader konusunda Ebu Hanife'nin görüşüdür. Allah'ın ilmi tavsif edicidir. Allah'ın bilmesi zorunluluk gerektirmez. Rönesans'tan sonra gelişen materyalizm, pozitivizm ve psikoloji tekniklere karşı kelam ilmi ile cevap vermeye çalışan hareket hangisidir? Yeni ilmi kelam hareketi demiştik. Bu soruyu okumuştuk daha önceden. Muhammed İkbal'ın klasik kelamcıların kullandığı huduz, imkan, gaye ve nizam delillerini ispat için yeterli görmemesi hangi filozoftan etkilenmesi neticesindedir? Kant. Muhammed İkbal Kant'tan etkilenmiştir diyoruz. Akıl ile ilgili hangisi yanlıştır? Akıl dinde yegane hüküm kaynağıdır. Akıl ile ilgili bu ifade yanlıştır. Akıl dinde yegane hüküm kaynağıdır ifadesi yanlıştır. Yalanda birleşmeleri imkansız görülen bir topluluğun verdiği haber hangi haber türüdür? Mütevatir haberdir demiştik. Keşfin iştihat gibi değerlendirmesi ve müştehidin iştihatında olduğu gibi velinin keşfinde de hata olabileceğini söyleyen İslam alimi, sufi hangisidir? İmam Rabbani keşfin iştihat gibi değerlendirilmesi ve müştehidin iştihatında olduğu gibi velinin keşfinde de hata olabileceğini söyleyen İslam alimi sufisi hangisiymiş? İmam Rabbani. Hangisi subuti sıfatlardan birisi değildir? Beka. Subuti sıfatlardan birisi değildir. Beka. Vacip kavramı ile ilgili hangisi doğrudur? Vacip kadimdir. Vacip kavramı ile ilgili bu ifade doğrudur. Vacip kadimdir hangisi var olan karşılığında kullanılan kavramlardan birisi değildir. Madum var olan karşılığında kullanılan kavramlardan birisi değildir. Madum. Felsefi kelam alimlerden hangisiyle başlamıştır? Fahrettin Er Razi ile birlikte felsefi kelam başlamıştır. Yeni ilmi kelam dönemi eserleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Teferruat konuları konulara yer verilmeye devam edilmiştir. Bu ifade yeni ilmi kelam dönemi eserleri ile ilgili yanlıştır. Teferruat konuları yer verilmeye devam edilmiştir ifadesi yanlıştır. Eş'arinin görüşlerini Mücerridü Makalatil Eş'ari adıyla toplayan alim hangisidir? İbn Furek. Eş'arinin görüşlerini Mücerridü Makalatil Eş'ari adıyla toplayan alim hangisiymiş? İbn Furek. Nas'ın anlaşılmasının sadece Nas'ın zahirine bağlı kalan grup hangisidir? Selefiler. Nas'ın anlaşılmasında sadece Nas'ın zahirine bağlı kalan grup Selefiler. Arkadaşlar eserden aklımıza tutmaya çalışacağız. Devamlı okumayacağım. İsterseniz videoyu durdurup e, sorun tamamında okuyabilirsiniz. Yine size kalmış. Risale-i İstihsanil Haft adlı eser kime aittir? Ebul Hasan el Eş'ari. Risale-i İstihsanil Haft adlı eser eşittir Ebu Hasan el Eş'ari. Hangisinde kelam ilminin 3 ana konusu usulü selase birlikte ve doğru verilmiştir? İlahiyat, nübüvvat, semiyat. Normalde bildiğiniz üzere sadece ilahiyat soruyordu. Hangisi 3 e, ana konusu, kelam ilminin üç ana konusundan bir tanesidir diye soruyordu. Sadece ilahiyatı soruyordu. Bu sefer üçünü birlikte vermiş. Neymiş bunlar? İlahiyat, nübüvvat, semiyat. Mutezile ekolünün ilk fikir önderi ve imamı kabul edilen şahıs kimdir? Vasıl bin Ata. Mutezile'nin kurucusu eşittir Vasıl bin Ata. Yukarıda anlatılan ekol hangisidir? Hariciler. Hariciler bu ekole göre adam öldürmek gibi büyük bir günah işleyen dinden çıkar ve kafir olur. Ölünce ebedi olarak cehennemde kalır. Azabı kafirlerinkinden farklı olmaz. Bu görüş haricilere aittir. Ebu Hanife ile ilgili hangisi yanlıştır? Büyük günah işleyen münafıktır ifadesi Ebu Hanife ile ilgili yanlış bir ifadedir demiştik. Hangisi Bağdat mutezilesinin en belirgin özelliğidir? Hz. Ali'ye yaklaşımları Bağdat mutezilesinin en belirgin özelliğidir. Hz. Ali'ye yaklaşımları. Hangisi kurtuluşa eren fırka anlamına gelmektedir? Fırkayı, Naciye. Önemli bir soru defalarca bu soruyu okuduk. Büyük günah işleyen kimsenin küfre girdiğini ve ona Müslüman muamelesi yapılamayacağını iddia eden fırka hangisidir? Hariciler. Büyük günah işleyen kimsenin küfre girdiğini ve ona Müslüman muamelesi yapılamayacağını iddia eden fırka haricilerdir diyoruz. Allah'ın veç, yet, istiva gibi sıfatlarına ne ad verilir? Haberi sıfatlar. Allah'ın veç, yet, istiva gibi sıfatlarına haberi sıfatlar ismi verilir. Yeni ilmi kelam alimlerinin İslam itikadının yanı sıra İslam'ın hukuki, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerini savunmalarının sebebi hangisidir? Orientalistlerin ve İslam toplumundaki batıcıların İslam'ın bu yönlerine de saldırmaları. Bu soruyu da sanıyorum 3. veya dördüncü defadır okuyoruz. Alimlerden hangisi Hindistan'da yeni ilmi kelam hareketine öncülük etmiştir? Seyyid Ahmet Han Hindistan'da yeni ilmi kelam, kelam hareketine öncülük etmiştir. Seyyid Ahmet Han. Hangisi Muhammed Abduh'un yeni ilmi kelama ilişkin görüştür? Klasik kelamda ihtilaf konusu olan konulara yer verilmemelidir. Sanıyorum bu soruyu ikinci defadır okuyoruz. Arap dilcilere göre ilim kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? Marifet. İlim eşittir marifet. Mütevatir haber kesinlik itibariyle ne tür bir bilgidir? Nakli yakini Mütevatir haber kesinlik itibariyle ne tür bir bilgiymiş? Nakli yakini. Hangisi nakli bilgi değildir? Tabiat tabiattan elde edilen bilgiler nakli bilgi değillerdir. Tabiattan elde edilen bilgiler. Cevher düşüncesini ilk ortaya atan ve savunan mezhep hangisidir? Mutezile mezhebidir demiştik. Allah'ın gelecek yönünde sonunun olmaması sıfatına ne ad verilir? Bekâ. Allah'ın gelecek yönünde sonunun olmaması sıfatına ne ad verilir? Beka. İslam'ın ilk döneminden kelam alanında eser telifi görülmemesinin temel sebebi hangisidir? Hz. Muhammed'in toplum içinde var olması ve vahiy sürecinin halen devam etmesi demiştik. Gazali'nin kelami görüşlerinin değerli toplu biçimde yer aldığı kitabının adı nedir? El İktisat. Gazali'nin kelami görüşlerinin değerli toplu biçimde yer aldığı kitabın adı El İktisat'tır. Kelamı siyaset ve fakıh gibi pratik ameli ilimler içerisinde değerlendiren ve onu savunma sanatı ve bir, bir araç olarak gören İslam filozofu kimdir? Farabi'dir. Farabi, kelamı siyaset ve fakıh gibi pratik ameli ilimler içerisinde değerlendiren ve onu dini savunma sanatı ve bir araç olarak gören İslam filozofudur. Farabi. Selef ve selef çizişini takip edenlerin kelama yönelik eleştirilerden birisi değildir. Hangisi diye sormuş tabi. İnanç esaslarının müdafasında yetersiz kalmıştır. Bu soruyu da sanıyorum üçüncü defadır okuyoruz. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.